Günümüzden neredeyse 400 yıl önce bir kadın kocasını öldürmek isteyenler için acımasız bir yöntem tasarlamıştı. Julia Tofana'nın ellerinden çıkan şişeler ölüm saçıyordu. Tofana 17. yüzyıl İtalya'sının en üretken zehir satıcısıydı. ...1620'de Palermo'da bir kız çocuğu dünyaya geldi. Annesi ya da babası tam olarak bilinmiyor. Ama muhtemelen o, doğumundan yalnızca 13 yıl sonra eşini öldürdüğü için idam edilen bir kadının Tofana D'Adamo'nun kızıydı. Babası Francis, eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Bir gün Tofana'nın canını tak etti ve idamı göze alıp eşini öldürdü. Julia Tofana, Palermo'da zor bir çocukluk dönemi geçirdi. 17. yüzyıl İtalya'sındaki kadınlar tercih hakkı olmaksızın bir eşya gibi erkeklere satılıyordu. Bir nesneymiş gibi müzayedeye çıkartılıyorlardı. Rönesans sonrası dönem kadınların finansal, sosyal ya da politik alanlarda pek fazla etkisinin olmadığı bir dönemdi. Aileler için kızların evliliği yalnızca maddi getirisi olan sıradan bir eylemdi. O yüzden kadınların fikri alınmıyordu. Yani kızlar ve kadınlar önce babalarının sonra kocalarının bir malı olarak görülüyorlardı. Onların önlerinde yalnızca 3 seçenek vardı. Evlenmek, bekar kalmak ve hayatta kalmak için seks işçiliği yapmak. Çoğu kadın saygı duyulan zengin bir dul olabilmek adına genellikle birinci tercihi seçiyordu. Evlilik töreninden önce ve sonra takas edilen birçok armağan gibi gelin kendisi de bir sahibinden diğerine verilen bir nesneydi. Düğün alayları Rönesans döneminde daha ayrıntılı hale gelmişti ve eski zafer alaylarıyla karşılaştırılabilecek bir konuma erişmişti. Düğünler bir savaş zaferi, bir ganimetmişçesine evlilik sandıkları içeriyordu. Eğer evlendiği adam kendisine kötü davranırsa, yoksulluğa maruz bırakırsa, sürekli çocuk sahibi olmak isterse, hayatını tehlikeye atarsa ya da baskıyla cinsel birlikteliği zorlarsa dahi kadınların boşanma veya başka bir yasal koruma imkanları yoktu. Elbette onlar için sevmedikleri bir adamla evlenmek bir işkenceydi. O yüzden diğer iki seçenek bazıları için daha cazip geliyordu. Çoğu kadın sessiz kalmayı tercih etti. Ancak bazıları karşılık verdi ve bu adaletsizliğe bir dur demek istedi. O devirde hak aramak çok zordu. Ama daha sonra birisi çıktı ve onlara kısa sürede zengin ve saygı duyulan bir dul olmanın kolay bir yolu olduğunu gösterdi. 17. yüzyıl Roma'sında bunu mümkün kılacak hizmetler sağlayan, karanlık ve büyülü yeraltı dünyasını geliştiren bir isim vardı. Julia Tofana. Bu yeraltı dünyası diğer büyük Avrupa kentlerinde de vardı. Simyacılar, eczacılar ve karabüyü uzmanları bu grubu oluşturan mesleklerdi. Tofana çok genç bir yaşta evlendi. 20'li yaşların başında da dul kaldı. Kızı Girolamo Sipera ile önce Napoli'ye ardından da Roma'ya taşındılar. Muhtemelen Tofana annesinin izinden gitmiş ve eşini öldürmüştü. Hatta belki de bu onun insanlar üzerinde kullandığı ilk zehirdi. Bazı kaynaklar Tofana'nın bu zehri annesinin tarifi sayesinde yaptığını inanıyor. Ancak bu pek doğru bir tahmin değil. Çünkü Tofana henüz 9 yaşındayken eczacılarla zaman geçirmeye başlamıştı. Onlardan birçok tarif öğrenmişti. Yıllar sonra onu zehir kraliçesi yapacak tarifi de o dönemki deneyimleri sayesinde yapmıştı. Zehir kraliçesinin ona verdiği isim Aqua Tofana'ydı. Tofana'nın kızı Sipera, zehir için gerekli olan arseniği temin ediyor, Tofana ve yanındakiler de onu kozmetik ürünü gibi gösterip alıcılara satıyordu. Eğer birisi Tofana'ya işi hakkında bir şey sorarsa, Tofana işi için yeniden bekar olmak isteyen kadınlar için göz alıcı bir yüz kremi ya da yağ satıyorum diyordu. Tofana'nın şişeler içerisinde sattığı bu zehrin üzerinde Aqua Tofana yazıyordu. Şişenin ön yüzünde Aziz Nikolaos'un resmi vardı. Kadınların zehri kolayca losyonlarına ya da parfümlerine karıştırabilmesi için özenle paketliyordu. Herkes bu formülü Aqua Tofana olarak biliyordu. Ancak bazı şişelerde dönemin en meşhur şifalı yağı olan
Manna San Bari Nicola yazıyordu. Bu zehrin 4 ile 6 damlası bile yetişkin bir erkeği kolayca öldürebilirdi. Renksiz ve tatsız bir karışımdı. Ancak ona özel kılan en önemli şey ölümden sonra hiçbir iz bırakmıyor oluşuydu. Suya benzeyen sıradan bir görünüşe sahip bu zehri içen erkekler bir anda yere yığılıyor ve ölüyordu. Doktorlar onların neden öldüğü hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip olamıyorlardı. Çünkü cerrahlar otopsi yaparken zehir kaynaklı bir ölümü doğal bölümden ayırt edemiyorlardı. Ancak kadınların istediği en son şey eşlerinin bir anda ölmesiydi. Zehir o yüzden son darbeye gelmeden önce aşama aşama kurbanı yoruyor ve bu sürede kadınlar istediğini veriyordu. Zehir bir hastalığı taklit eder gibi uzun saatler kurbanı kıvrandırıyor ve nihayetinde öldürüyordu. İlk dozlar genelde halsizliğe, bitkinliğe neden oluyordu. İkinci doz mide ağrıları, aşırı susama, kusma ve dizenteri gibi semptomları tetikliyordu. Son darbeyi vurmadan, yani erkekler bir anda yere yığılmadan önce onlara belli bir şans tanınıyordu. Bu sürede onlar bilinmeyen bir hastalığa yakalandıklarını ve öleceklerini düşünüp işlerini yoluna sokmaya çalışıyorlardı. Ölümün kapıya dayandığını gören erkeklerin yaptığı ilk işlerden biri de dul kalacak eşlerinin kendilerinden sonra iyi bakılmasını sağlamak oluyordu. Son aşamada, yani sadece 1-2 gün içerisinde 3 bazen de 4. doz uygulandığında her şey sona eriyor, taraflar yani satıcı ve alıcılar istediğini alıyordu. Zehrin yönetimi basitti. Tatsız ve şeffaf yapısı nedeniyle herhangi bir yiyeceğe ya da içeceğe kolayca karıştırılabilirdi. Dönemin diğer kozmetik ürünlerinde de kullanılan ve aquatofana'nın içerisinde olduğu iddia edilen belladonna. Çok daha sonra yazılı basında yer alan bir metinde şöyle diyordu. Eşi kendini aklamak için muayene talep edecekti. Sonuç hiçbir şey olacaktı. Hiçbir sonuç çıkmayacaktı. Kadın iftiraya uğramış gibi masummuş gibi davranacak, eşinin ağrısını, ateşini, mide bulantısını bir hastalığa yoracaktı. Eşini defnettikten bir ya da iki yıl sonra yeniden biriyle bağ kuracak, belki de evlenecekti ve kimse de onu suçlayamayacaktı. Alt sınıflar için istismarcı bir kocayı zehirlemek ilahi bir adalet olarak görülüyordu. Ancak üst sınıfta seçkinlerin yer aldığı kademede bu tür eylemlere girişen yoktu. Yine de toplumun her kesimi bu kartelin istekli birer müşterisiydi. Öyleyse en kötüsü hangisiydi? Eşini zehirlemek isteyen kadınlar mı, yoksa bu ürpertici karışımı kolayca elde edebilen kara borsadaki zehir tedarikçisi mi? Tofana bu hikayenin kötü karakteri olsa da çoğu insanda yarattığı ilk intiba ezilmiş tüm kadınların dostu ve sessiz biri olduğu. Bu intibanın sebebi müşterilerin çoğunlukla üst sınıf elitlerin kara dul dediği avcılar değil yoksul ve işçi sınıfı istismara uğramış kadınlar olmasıydı. Tofana ilk zamanlarda annesinin yakın dostu ve zehir konusunda deneyimli bir isim olan Lasarda ile birlikte çalıştı. Ancak üst sınıfla çok yakın olması onun sorunu getirdi. 1630'larda karanlık işler çevirdiği anlaşıldı ve idam edildi. Tarih muhtemelen Tofana'nın annesinin ölümünden 2-3 yıl sonraya tekabül ediyordu. Tofana'nın kızı soylu sınıfın içerisinde kendine bir yer edinmişti. Hem kızı hem de Grandis adındaki bir diğer kadın Tofana'ya hizmet ediyordu. Ona en yakın isimler bunlardı. Zehir Ağa'nın Roma Katolik Kilisesi rahibine kadar uzanan geniş bir kolu vardı. Rahip kardeşinin eczacı olmasından faydalanıyor ve Tofana'ya gerekli malzemeler konusunda yardımcı oluyordu. Tam sayı bilinmese de Tofana'nın organizasyonunda 200 kadar insan çalışmış olabilir. Bunlar kadınlar, astrologlar, simyacılar, cadılar, eczacılar, aşk iksirleri satanlar, diş ağrısı geçirenler ve yasa dışı kürtaj yapan ve zehir üreten insanlardı. Özellikle rahipler kara büyü yalanıyla bu zehirleri satıyorlardı. Tofana'nın oluşturduğu şebeke, kutsama malzemeleri, uydurma aşk iksirleri, her türlü kara borsa zehir, tılsım, sihir ve falcılıkla ilgili her konuda aracılık yapabiliyordu. Bu organizasyon, cinsellikten tütsülere, sihirli değneklerden anne sütüne kadar her şeyi sağlıyordu. Aslında bu şebeke
zararlarını bir kenara bırakırsak topluma fayda da sağlamıştı. Çünkü rahiplerin ya da doktorların tedavi edemediği bazı rahatsızlıklara alternatif tıp yöntemiyle şifalı bitkiler sağlayarak bir başarı elde etti. Hizmetten memnun kalan müşteriler Tofana'nın şöhretini Palermo'dan Napoli'ye, oradan da Roma'ya kadar taşıdılar. Aynı şekilde Tofana'da. Bu hizmet bir bakıma Hristiyanlığın yükselişinden bu yana Avrupa'nın yer altında tutulan kadim büyü geleneğinin yeniden canlanmasında rol aldı. Tofana'nın birçok sorun için ilaç ürettiğini söylemesinin tek nedeni insanların medeni durumları hakkında fikir almaktı. Zira zehir onun bir numaralı ürünüydü. Eğer diğer öğeler başarılı olursa kadınlar bu markaya sadık kalacaktı ve sonunda Tofana'nın asıl ürününü de alacaklardı. Yıl 1650'lerin başı. Tofana bu yıllarda muhtemelen 10 yılı aşkın bir süredir zehir satıcılığı yapıyordu. Her zamanki gibi kadınlara kozmetik ürünü kisvesi altında kaderlerini tayin edecek tarifini satmaya devam ediyordu. Sicilya, Napoli ve Roma'da yayılmış ve oldukça talep gören bir kara borsa hizmetinin zehirli bir ağın lideriydi. Bu yeraltı imparatorluğu tezgahaltı eczacılardan, üç kağıtçı din adamlarından ve yalnızca zehir satışı ve dağıtımında rol alan bazı kadınlardan oluşuyordu. Bir gün bir kadın Tofana'nın dükkanına geldi. Yüzlercesi gibi o da eşinden sonsuza dek kurtulabilecek bir ilaç arıyordu. Tam yerine gelmişti. Belki de o yıllarda bu işi ustalıkla yapan tek biri vardı. O da tam karşısındaydı. Julia Tofana. Tofana kadına her şeyi anlattı. Zehrinin tüm olası etkilerini her detayına kadar ona aktardı. 3 ya da 4 doz uygulayacaksın. Anlattığım semptomların herhangi birisini bile görmen zehrin etkisinin başladığını gösterir. Acele etme, yavaş yavaş ver. Her şey bittiğinde hiç kimse senden şüphelenmeyecek. Onu zehirlediğini anlamayacak. Tofana'nın anlattığı her şey kadının kafasına yatmıştı. Artık ne yapacağını ve nasıl yapılacağını gayet iyi biliyordu. Ancak ufak bir sorun vardı. Eşini gerçekten de öldürmek istiyor muydu? Eşi bunu hak etmiş miydi? Eşi öldükten sonra pişman olursa ne olacaktı? Bu işin geri dönüşü yoktu. Kadın zehri eşinin çorbasına dökmeyi düşünüyordu. Bir gün boyunca büyük bir sınav verdi ve en sonunda zehri kullanmaya karar verdi. Bir akşam yemeği sırasında mutfaktayken zehri çorbaya döktü ve çorbayı eşinin masasına bıraktı. Ancak içi içini yiyordu. Eşi kaşığı alıp çorbaya götürdüğü sırada bir anda yerinden fırladı ve eşine çorbayı yememesi için yalvarmaya başladı. Eşi şaşkına dönmüştü, anlam veremiyordu. Ancak karısının dediğini yaptı ve çorbayı içmedi. Kadın neden çorbayı içmemi istemiyorsun sorusuna hiçbir yanıt veremedi. Adam şüphelenmişti. Çorbanın zehirli olduğunu itiraf ettirene kadar eşiyle tartıştı. Sonunda kadın her şeyi itiraf etmişti. Bu itiraf inanılmaz karanlık bir şebekeyi ortaya çıkaracaktı. Yetkililer bu zehri nereden aldığını öğrenene kadar kadına işkence uyguladılar. En sonunda ağzından Aqua Tofana ve Julia Tofana isimlerini almayı başardılar. Ancak bu haber bir şekilde Tofana'nın da kulağına gitmişti. Yetkililer onu ararken o kendisine sığınma hakkı veren yerel bir kilisede saklanıyordu. Olay bütün şehre yayıldığında halk Tofana'nın yanında yer almıştı. O dönemlerde böylesine büyük bir sempati kazanmıştı. Ancak herkesin içtiği bir su kaynağını zehirlediği haberi bir anda her yere yayılınca herkes Tofana'yı aramaya başladı. Ve nihayetinde onu saklandığı kilisede bulup tutukladılar. Uzun bir sorgu süreci ve işkencelerin ardından Tofana 18 yıldır zehir sattığını itiraf etti.
Bu dönemde toplam 600 erken ölümüne neden olmuş ve tarihteki en kötü şöhretli ölüm planlarının birinin arkasındaki beyin haline gelmişti. Bu itiraf, Tofana'nın ölüm fermanı olacaktı. İddialara göre 1659'da o ve alt sınıfa mensup 40'dan fazla müşterisi idam edildi. Üst sınıfa mensup müşterilerse ya hapse gönderildi ya da şişenin içerisindeki şeyin zehir olduğunu bilmediklerini söyleyip cezadan tamamen yırttılar. Ancak bazı kaynaklar zehir kraliçesinin saltanatının çok daha uzun sürdüğünü ve 1709'da yakalanıp işkence edildikten sonra idam edildiğini yazıyor. Hatta bazı kaynaklar işi daha da ileri götürüp Wolfgang Amadeus Mozart'ın 35 yaşında yakalandığı hastalığın bu zehir yüzünden olduğunu iddia ediyorlar. Mozart, "Artık daha fazla dayanamayacağımı hissediyorum. Zehirlendim, buna eminim. Bu düşünceyi kafamdan çıkartamıyorum. Birisi bana o Tofana'dan verdi ve ölüm zamanını tam olarak hesapladı." Mozart'ın zamansız ölümüne neyin yol açtığı hala tam olarak bilinmiyor. O halde belki de Aqua Tofana kaynaklı bir ölüm olmuş olabilir. Yine de büyük bir kesim Mozart'ın zehirlenmediğine neredeyse emin. Julia Tofana'nın tarifi hiçbir zaman bilinemedi. Tarihte bu zehre dair hiçbir not yok. Eğer bu işi gizlilikle yürütmeseydi ve sırları açığa çıksaydı, kendisinin ve gizli müşterihanın kısa sürede sonu gelirdi. Muhtemelen 17. yüzyıl süresince kozmetikte yaygın olarak kullanılan arsenik, kurşun ve belladona içeren bir karışımı vardı. Kurşun ve arsenik, cildi parlatmak adına toz halinde yaygın olarak kullanılan bileşenlerdi. Göz bebeklerini büyütmek ve gözlere canlılık kazandırmak adına kullanılıyorlardı. Birçok kaynağa göre Tofana bu işi yıllarca yaptı. 17. yüzyıl İtalya'sındaki insanları kurnazca kandırdı. Eğer bir kase çorba olmasaydı belki de sonsuza dek fark edilemeyecekti. Ölenlerin neden öldüğü, Tofana ve kadınların neler çevirdiği asla bilinemeyecekti. Son 400 yılda Tofana'nın ölümü hep sorgulandı. Ölümünün hangi tarihte olduğu muamma. Ancak birçok tarihçi Tofana'nın 1650'lerin ikinci yarısında kendi kurduğu lideri olarak çalışmadığı konusunda hemfikir. Muhtemelen bu tarihten sonra organizasyonu kızı devraldı ve tüm operasyonları 1650'lerin sonunda Roma'ya taşıdı. Orada zengin dullar ve soylularla olan bağlantı sayesinde korunarak fark edilmeden yaşamaya devam etti. Anne kızın çok fazla yaşadığı düşünülmüyor. Onlardan sonra bayrağı çalışanlar devraldı ve üretime devam etti. Bize kadar ulaşamasa da o dönemde zehrin tarifi çoğu eczacıda vardı. Bu yüzden de birçok ölümün arkasında bu zehrin olduğu düşünülüyor. ...1677 ve 1682 yıllar arasında Versailles'da büyük bir skandal patlak vermişti. Bu 5 yıl içerisinde aristokrasinin önde gelen üyelerinden bazı isimler zehirleme ve büyücülük suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve mahkum edildiler. Skandal kralın yakın çevresine kadar ulaşmıştı. 36 ismin öldüğü bu tarihi olayda Tofana'nın etkisi yüksekti. Tofana kimilerine göre seri katil, baştan çıkartıcı bir suikastçı. Bunlar tartışılabilir. Çünkü doğrudan öldürdüğü hiç kimse yok gibi. Eğer varsa o da eşi olabilir. Tofana seri katil profiline uymuyor. Ne zehir onun tek ürünü ne de kurbanlar onun elinde ölmüş. 1600'lerdeki adil olmayan ataerkil yönetim ona yaptığı işin bir başkaldırı olduğunu düşündürmüş olabilir. Bu durum tamamen erkeklere yönelik yasalar getirmiş ve ataerkil kibrinin büyümesine izin vermişti. Ama bunlara hiç odaklanmayıp yalnızca ticari bir amaç gütmüş olması da muhtemel. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.